Arkadaşlar merhaba, hepinize iyi akşamlar diliyorum. Katılan arkadaşlarımızın sayısı beni yayında gördükçe hızlıca artacaktır diye düşünüyorum. Geçen hafta 650 kişiyle ders yaptık. Güzel bir sayı olduğunu düşünüyorum. İnşallah çok daha fazla kişiye ulaşacağız. Yeni gelen arkadaşlarımıza tekrar söyleriz ya da dersin sonuna doğru tekrar ederiz. Bu yayın Türkiye Barolar Birliği'nin sayfasında var arkadaşlar. Ben kendi Instagram sayfamda linki paylaştım. al.erkan.kaynarcı. Hepsi küçük harf. Instagram'dan beni takip ederseniz de aslında ara ara bir şeyler paylaşıyorum. Mesela bugün boşanan bir arkadaşımın söylediği şeyi yazdım İngilizce. Every cloud has a silver lining dedim. Yani her kötü günün sonunda güzel bir şey vardır, her şerde bir hayır vardır gibi. Aslında günlük konuşma için bize faydalı olabilecek, hukuk İngilizcesi olarak kullanabileceğimiz şeyleri yazıyorum. Beni Instagram'da takip etmenizi öneriyorum. Instagram sayfamda link var veya Barolar Birliği sayfasına girip kendiniz de bulabilirsiniz. 5-6 dakika geçti. Yazmayalım o zaman, nasıl olsa izleyebilecek ya arkadaşlarımız. Ben çok gerekli terimleri tahtadan da görme şansınız olacak arkadaşlar. Ama bu sistemin öyle de bir tahta özelliği varmış. Orada dol dolu da paylaşabiliriz. Gelen arkadaşlarımız için vakit kaybı olmasın. Ben 233 kişi görüyorum şu anda. Artıyor hala 5, 6, 7, 8, 10 diye. Bakalım dersin sonuna kadar kaç kişi olacak. Ama sadece giren arkadaşlarımıza sertifika, bu derslere katılanlara sertifika verileceğini söyleyelim. YouTube'dan veya diğer yayınlardan da izleyebiliriz ama gün gelecek inşallah barınızda da buluşacağız arkadaşlar. Belki testler uygulayacağız, belki daha hızlı, daha güzel paylaşımlarımız olacak. O günlere kadar bazen böyle sertifika verdiğimiz derslerle, bazen YouTube'dan takip ederek önemli olan bir gelişme kaydetmek. O zaman without further ado, let's start. Çok gecikmeden başlayalım. Şimdi arkadaşlar legalese dedik. Legal jargon diyebiliriz. Legal English diyebiliriz. Fakat benim derslerimiz için hiçbir zaman legal English from A to Z diyemeyiz. Ben hukuk İngilizcesinin her şeyi anlatmayı planlamıyorum. Çünkü bunun içine girdiğimiz zaman kullanılan formal informal kelimelerden, yani register'dan, yazı stillerinden, yazı tiplerinden hepsinden bahsetmek lazım. Ben daha çok dersim için, bu kurs için, yani şimdilik 8 saatle sınırla tuttuk ama ucu bucağı yok. Yani her oturuşta tonla şey yazıyorum. Yani aslında her gün 2 saatlik ders yazabilecek durumdayım. Eskiden gelen birikimlerle inşallah uzun uzun dersler yapacağız. Bunu 4 buluşma, 8 derse sınırladık. Benim dersim için a conceptual approach to legal English diyebiliriz. Ben daha çok size terim öğretmeyi planlıyorum arkadaşlar. Bu terimleri bildikçe, yani zina dedikçe ve zinanın anlamını bildikçe bunun üzerine konuşabiliriz. Yani İngilizce'de adultery diyoruz. Bunu açıklayabilirseniz, şartlarını söyleyebilirseniz tamamdır. Yani ben kendi hukukumuzu İngilizce anlatan arkadaşlar oluşturma peşindeyim. Umarım çalışmalarımız buna katkı verecek. This is our second session and we are going to talk about commercial law mostly. Çoğunlukla da bugün ticaret hukuku hakkında konuşacağız. As I told you, this is our second meeting and I'm really excited to meet you again. I'm extending my greetings to you all. Extending thanks, extending greetings diye geçen hafta da bahsetmiştik. Most of the participants expressed their gratitude at the end of the lecture. Siz gratitude bildirdiniz. Ben de grateful oldum arkadaşlar. I am grateful for the interest you have shown in my course. The only complaint was notes. Notlar konusunda bir şikayet vardı. That was the only complaint. Onu düzelteceğiz. Ben bunları not halinde size vereceğim ama orada şu an söylemediğim, hani hiç kimseyle de paylaşmadığım bir trik var. Hem bu notlar çıkacak arkadaşlar, hem de çok güzel bir glossary olacak arkasında. Bu vocabulary'nin tamamını göreceksiniz ama nasıl göreceksiniz? Benim yıllardır hayal ettiğim bir sözlük şeklinde göreceksiniz. Ama o sözlüğün içeriği bende kalsın. Neler olacak, neler olmayacak. Hepinizin İngilizce'de arkadaşlar iyi olduğunu biliyorum. You are all good at English. I know that. At various levels. Çok farklı seviyelerde. Lütfen kendimize karşı dürüst olalım. Bu Cambridge English'teki veya başka bir yerdeki testi alalım arkadaşlar. 15-20 dakika sürüyor.
ve A1'den C2'ye kadar nerede olduğunuzu lütfen görün. Bizim burada yapmaya çalıştığımız biraz bu legal jargon dediğimiz vocabulary'e eklemeler yapmak. If you listen to me carefully and take notes, you will pick up a lot of new words and very useful tips. New words and useful tips. You will pick up. Onları toplayacaksınız, alacaksınız. Yani you will learn. Phrasal verbs konusuna özellikle baskı yapıyorum arkadaşlar. Pick kelimesini alan arkadaş, pick'le oluşan bütün phrasal verbleri ve idiomları, proverbleri de biliyorsa aslında pick kelimesini biliyor demektir. Buralarda ne kadar çok eksiğimiz olduğunu kitapta göreceğiz. Geçen hafta daha çok evlenmeden, boşanmaktan, get engaged, get married, get divorced dedik. Sonra re-engage, this is a vicious circle dedik değil mi? Kısır döngü, buna giriyoruz, bir daha çıkamıyoruz. En iyisi hiç boşanmamak. Picky dediğimiz insanlar aslında fussy veya choosy, seçici değil mi? She is very choosy about boys, boyfriends. She hasn't been able to get married for years. She has just turned 40. I think the reason is she is so picky, çok seçici. She has just turned 40. 40'ı döndü. Yani 40 yaşını bitirdi. 41'e girdi değil mi? Turned 40. When you turn 18, you are a major. You become adult in front of law. Hukuk önünde major oluyorsunuz değil mi? Yetişkin birisi oluyorsunuz. Adult sayılıyorsunuz. Arkadaşlar picky choosy için aslında nitpicker da diyebiliriz. Yani böyle inceleyip sık dokuyan, nit biliyorsunuz bit, nitpicker bunu ayıklayan. Özellikle ben kontrat alanında çalıştığım için arkadaşlar kontrat konusunda bazen soruyorlar. İşte internetten baktık, birisine sordum, bunu da yazalım, bunu da yapalım falan. Yani hukuk bilen İngiliz insanın yazdığı kontratla bir yerlerden bir şeyleri işte duymuş, birleştiren, ki sağ olsun piyasaya çıkınca göreceksiniz, hem hukuk mezunusunuz hem de hukuk İngilizceniz olacak, iyi İngilizceniz olacak. Gideceksiniz şirketlere. Orada kontrat menajer dediğimiz arkadaşlarımızın çoğu mühendis. Çok saygı duyuyorum. Çok iyi okullardan, çok iyi İngilizceleri var ama hukuk bilgisi gittikleri kısa sözleşmeler kurslarından ibaret olduğu için onlar bazı şeylerde böyle sizden daha fazla fussy, choosy olabiliyorlar. Ya da nitpickers olabiliyorlar. Ama onlar hukukçu değil, yani orada yazılanın veya yazılmayanın ne demek olduğunu bilmiyorlar. Peki olmak iyidir ama ne zaman olacağız, ne zaman olmayacağız, buna iyi karar vermek lazım. Her derse size bir takım experience sharing diyorum, tecrübe paylaşımında bulunuyoruz. Orada bunun toplantılar için ve hukuk İngilizcesi için iyi olduğunu da düşünerek paylaşıyorum. Yani hayatta böyle yapın diye değil sadece. Do as I say. Not as I do. Yani hocanın dediğini yap, yaptığını yapma. Söylediğimi yapın. Do as I say, not as I do. Ama benim de her söylediğime de inanın demek istemiyorum. Yani söylediğimi yapın derken put a question mark after every opinion said to you. Benim veya başkalarının söylediği her görüşten sonra bir soru işareti koyun. Bu her şeyi sorgulamak anlamında değil ama bir eleştirel yaklaşım güzeldir. Türkçe'de güzel bir deyim var. Bir işi bilen yapar, az bilen akıl verir, bilmeyen eleştirir, yapamayan çamur atar diye. İngiliz'de şöyle diyor. Those who can do, those who cannot teach. İşte o benim arkadaşlar. Yapamayan öğretir diyor ya. Aslında ben bu işi iş olarak da yapıyorum. Güzel sözleşme okuyorum, müzakere ediyorum. İnşallah sizler de en geç 3-5 yıl içinde güzel şeyler yapıyor olacaksınız. Hatta bugün de yapabilirsiniz. Pek çok arkadaşımız artık toplantıları İngilizce takip ediyor. Bu katkılar da güzel olacaktır. Bilmeyen, those who cannot, yapamayan öğretir. Teach dedik ya. Bunun hakkında bir espri var arkadaşlar. Tabii bunu hukukla da birleştirmişler. Aslında şöyle bir versiyonu var. İşte bir papağan sormuşlar, bu ne kadar? $500, bu ne kadar? $1000, bu ne kadar? $10,000. İşte $500 olan İngilizce konuşuyor. Bu İngilizce, Almanca konuşuyor. Bu ne yapıyor? Vallahi bunun ne yaptığını ben bilmiyorum ama diğerleri buna hocam diyor. Veya hukuk dünyasında İşte bu do legal research diyor. Yani bu hukuki araştırma yapıyor. The second one can do everything the first parrot can do. Plus it knows how to write a brief that will win any case. Her davayı kazanacak türde brief yazabiliyor diyor. Bu sonuncusu ne yapıyor? To be honest, I've never seen him do anything but the other two call him senior partner. Şirketlerde de öyle. Yaşlı başlı arkadaşlarımız, büyüklerimiz.
diğerlerinin ne yaptığını bilemediği ama işte onlar da arkadaşlar o yıllara geldiğinizde çevresiyle oraya bambaşka katkılar sunuyor veya bazen bir sözleşmeye veya bir yere öyle bir dokunuş yapıyor ki veya ilişkisiyle öyle bir şey yapıyor ki o da çok güzel. Bu arada öğretmenlerimize, akademisyenlerimize saygımız sonsuz. Sadece eğlenmek için söylüyorum. Ben kendim de bir şeyler anlatıyorum. Kendimi öğreten adam olarak da tanımlıyorum demiştim. Bu dünyada İngilizce bilmek çok önemli demiştik. I told you ad nauseam, ad nauseam diye yazmıştık. Ad nauseam. Arkadaşlar defalarca yani rahatsız edecek seviyede bir şeyi tekrar ettim, söyledim. If you don't know, eğer bilmezseniz, you in common with many others, diğerleri gibi in common with many others will never perceive the lost opportunities. Perceive bir şeyi idrak etmek demek arkadaşlar. Understand'den bir tık daha modern tabiriyle ileride perceive, algılamak, idrak etmek. Başarı için sadece şunu söylüyorum arkadaşlar. Tabii ki İngilizce bilelim, başka şeyler yapalım. Ama şu sözü çok seviyorum. Bir şeyde başarılı olmak için ona delicesine aslında ihtiyacınız olacak. Yani para kazanmaya ihtiyacım var. Daha iyi ailelerden gelen arkadaşlarımızın başarı kısmında bazen geride kalabildiklerini görüyoruz. Bu lafım özellikle onlara. Yani kendinize bir bütçe koyun, sanki yokmuş gibi davranın, sanki bu ay o parayı kazanmak zorundaymışız gibi yapın. If you need it desperately or be in love with it, then the success is inevitable. İşte bu durumda kaçınılmaz, inevitable success. Orada geliyor arkadaşlar. Ya muhtaç olacaksınız ya aşık olacaksınız. İngilizce öğrenmek konusunu abartmıyoruz. Benim buna yeteneğim yok diyen arkadaşlar için hard work beat talent demiştik. Yeteneği döver. Yani hard work varsa bu mutlaka aşılır diye o arkadaşlarımızı da heyecanlandırmıştık geçen hafta. Bir şeyi nasıl öğreneceğimiz konusunda arkadaşlar böyle ona buna tepki veren reaktif bir yapıdan önce proaktif olmaya ihtiyaç var. Please do not wait things to happen. Bir şeylerin olmasını beklemeyelim, olur mu? Ve never lead a life imposed on you. Sizin üzerinize empoze edilmiş bir hayatı yaşamayın arkadaşlar. Pek çoğumuz aslında ailelerimizin hayallerini paylaşmak için belli hayatlar yaşıyoruz. Ne olur burada kendi hayatımızı yaşayalım diyorum. At least from now on, choose the city to live in, for example. Mesela bu andan sonra stajyer arkadaşlarımız var çok fazla. Yaşayacağınız şehri seçin. My recommendation is İzmir, not İstanbul. But there are so many big law firms and opportunities in İstanbul. That's okay, I accept that. But İstanbul is like going through a mangle every day. Böyle bir cendereden geçiyormuş gibi her gün arkadaşlar o trafikte. Especially in rush hour, it's really hard. There are millions of commuters on the roads. Commute, bir yere gidip gelmek her gün, commuters. The most tiring thing is to commute to your office in Istanbul. Your morning and evening commute may take up to 1.5 hours. Commute hem noun olarak kullanılıyor hem verb olarak. You commute to your office ya da your evening commute olarak kullanabiliriz arkadaşlar. Başarısızlık çabuk kabul ediyoruz. Never lose hope, never give up. Çok seviyorum. Every cloud has a silver lining. Find the good in everything. Her şeydeki güzelliği bulun diyorum. Perseverance, azmetme, perseverance is an asset. Persevere in achieving your goals. Never count faults. Be thankful for the things you have. Sahip olduğunuz şeyler için şükredin. Avukatlıkta nasıl başarılı olacağız kısmında. Another things I would like to add is never lose the common touch. O halkla olan bağlantıyı kaybetmeyin. Tabii ki kral kraliçe değiliz ama sadece kitap okumakla, hukuk kitabı veya başka kaynakları okumakla değil arkadaşlar. Not only do you know the law, but you also know and understand people around you. That's why it's very important being a real observer. Siz kendiniz gözleyin arkadaşlar. İyi bir gözlemci olun. Bizim işimizin de yarısından çoğu ticarettir demiştik. Smile everyone. If you have a business, you have to smile at everyone. Herkese gülmek zorundasınız. Peki bir şey yapalım diye başlıyoruz. 100 üzerinden 25 de olmaz mı? Olur. Bir sözleşme kontrol edemeyiz ama başlangıç için iyidir. 50 yapmaya çalışalım. 75 yapmaya çalışalım.
İngiliz şöyle diyor, the best is the enemy of the good. En iyi, iyinin düşmanıdır. The best is the enemy of the good. But I have always struggled to do the best. İyi veya kötü, o bir yaratılış, mükemmeliyetçiliğim diyoruz ya. Okay. If you are a perfectionist, maybe your gold statue will not be erected in commemoration of your efforts, or there won't be parades to commemorate your achievements, but you will feel the enjoyment of the victory. Başarının keyfini siz tadacaksınız arkadaşlar. Statue kelimesini özellikle yazdım buraya. Yani heykeliniz dikilmeyecek. Your statue will not be erected in commemoration of your efforts. Çünkü statue, heykel demek, statute, kanun. Değil mi arkadaşlar? Statues were erected in his honor throughout the country. Ama these rights will be laid down by a statute. Statute. The contract will lay down, yazacak, orada yazılacak, lay down the blah blah. I am the one who lay down the law here. Burada ahkam kesen benim, yani kanunu burada ben koyuyorum. Biraz strong, yani sert bir söyleniş. Impolite aslında ama I am the one who lay down the law here. CEO'ysanız bunu söyleyebilirsiniz, şirketin genel müdürüyseniz söyleyebilirsiniz ama biz sadece hukukun ne olduğunu söylüyoruz. Şirketler karar veriyor arkadaşlar. Biz sadece kanun böyle diyor diyoruz ama ahkam ben kesiyorum. I lay down the law diyemiyoruz. Aslında parade dedik. There won't be parades. Yani sizin için böyle insanlar parade düzenlemeyecek ama hukukta identification parade ya da identity parade dediğimiz, Amerikalı'nın line up dediği bir şey var arkadaşlar. This is a criminal investigation technique in which police arrange a number of individuals in a row before a witness to let him identify if the one committed the crime among them. 5 kişiyi diziyor, 6 kişiyi diziyor mesela. Bunlar arasında biri mi diyor. Evet, böylece hem öğüt verip hem de birkaç İngilizce hukuki terim geçtikten sonra şimdi şöyle söyleyelim mi? Geçen hafta daha çok boşanmadan, sebeplerinden, wedding vows'tan falan söz etmiştik. Hepimizin müvekkilleriyle, aslında yabancı müvekkilin size commercial veya uluslararası bir international contract negotiation'dan önce Antalya'da, İzmir'de, Ankara'da, İstanbul'da yaşayan bir yabancının boşanmak için gelmesi daha muhtemel. Onun için bu konuları konuşabilin dedik. So let's revise some of the notes on divorce. Bazı arkadaşlarımızın divorcement dediğini ama bunu İngiliz'in bile kullanmadığını, noun hali ve verb hali divorce kullanıyoruz. Divorcement çok severek. When you get divorced, huh? If somebody says the only thing we have in common with my wife or husband is that we both are the spouses of one another. Birbirimizin karı kocası olmak dışında ortak bir şeyimiz yok. The only thing we have in common. Eğer sadece spouse olmaksa bir diğerinin, boşanma inevitable oluyor, işte kaçınılmaz oluyor. Arkadaşlar, hukuki metinlerde buy yerine purchase, işte wife husband yerine spouse, kardeşler yerine brother sister yerine sibling kullanıyoruz. Geçen hafta söyledik, bu bir tekrar. If nothing's left to be shared and then you get divorced. You can get divorced if you satisfy certain criteria. Criterion, o ne diye, criterion or criteria. Değil mi? Belli kriterleri sağlamak, criteria çoğul hali arkadaşlar. You file for divorce. Değil mi? Boşanma davası açarsınız. File for divorce. That's a divorce suit. Boşanma davasıdır. That's a divorce suit. If there's a divorce agreement, that's for disposing of joint property. Ortak malları paylaşmak için bir divorce agreement olabilir. Ya da boşanma aşamasında ne yapıyoruz? We are signing a protocol together with the other side. Okay? If that's consensual divorce, there's a protocol. Bir protokol varsa consensual, aslında tarafların rızasının olduğu. Uncontested. Contested şeyler bir diğer taraf başka bir sonuç için yarışıyorsa contested. Ama uncontested da protokol imzalıyoruz arkadaşlar. Marital status'tan söz ettik. Single, married, divorced.
Ve bunun tekrar tekrar döndüğünü söylemiştik. Şimdi genç arkadaşlar aralarında bazen konuşurken şu espriyi yapıyor. A woman without a man is like a fish without a bicycle. There is no need to get married. A woman without a man is like a fish without a bicycle. Yani bisikleti olmayan bir balık gibidir. Erkeği olmayan kadın. Yani buna gerek yok diyorlar ve böylece eğleniyorlar. Modern çağda zaten özellikle İngiltere'de birlikte yaşayanlara da o civil partnership için mirasa varan haklar düzenlenmiş durumda. Oralarda yaşarsanız onun da düzenlemelerini okuyabilirsiniz arkadaşlar. Grounds, reasons demek arkadaşlar. Grounds for divorce'dan söz ettik. Adultery, zina aslında hani ilk sırada da söylüyoruz. Büyük çoğunlukla da bu oluşturuyor aslında sebebi. Deliberate attempt to kill, öldürmeye teşebbüs. Maltreatment, kötü muamele. Or severe humiliation, aşağılama tarzı yaklaşımlar. Committing a crime and leading an indecent life, bir suça karışmak veya suç işlemek. Leading an indecent life, düzgün olmayan bir hayat sürmek. Desertion, desert someone is to leave someone, terk etmek. Mental illness, akıl hastalığı. Irretrievable breakdown of marriage, işte çok kullandığımız bu arkadaşlar. Geri dönülmez bir yıkılımı var, yıkılışı var değil mi evliliğin? Irretrievable breakdown of marriage. Taraflar anlaşamıyorsa çoğunlukla da bu yazılıyor. Diğer sebepler biraz da gizlenmek isteniyor. Bunları biliyoruz. Arkadaşlar we aren't diye bile yazmıyoruz mesela formal register'da. Ama işte yazarken we are not married. Ama müvekkil size geliyor ne diyor? We ain't married. We have been living together for 6 years, but we ain't married. We are not married. Evli değiliz. Ain't, have not, has not, is not, am not yerine kullanılıyor. Evlilik söz konusu olduğu zaman diğer pek çok konuda da kullanıyorum ama arkadaşlar proverbler, idiomlar yakışıyor, tatlandırıyor. C1, C2 olduğunuzu gösteriyor aslında karşı tarafa. Hani bir ileri seviye dedirttiriyor. Okuya okuya da aslında bir sürü şey hazinenize koyuyorsunuz. Yani o anda gerektiği zaman kullanıyorsunuz. Bunu da koyabilirsiniz. Marry in haste, repent at leisure. Yani aceleyle evlen, boş vaktinde pişman olursun. Onun için acele etmiyoruz. Please do not haste. And in those moments please remember the wedding vows that may help you. Türkiye'de yok ama yine de nikah memurları benzer şeyleri söylüyor. For better, for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health. Bunu aklınızda tutun arkadaşlar. İlk tartışmada gitmemeye yardımcı oluyor. To love and to cherish. Sevmek, koruyup kollamak. Until we are parted by death. Ölüm bizi ayırana kadar. We are parted by death. Ölüm tarafından ayrılana kadar. Part kelimesi arkadaşlar güzel başka bir idiomda da kullanılıyor. Atasözünde aslında deyim değil. Bir aptalla parası mutlaka birbirinden ayrılır. Those are parted. Bugün commercial law söz edeceğimiz için aslında yerinde de oldu onu da söylemek. Şimdi bazı arkadaşlarımızın şöyle yaklaşımları var. Siz bize Amerikan hukuku mu anlatıyorsunuz, İngiliz hukuku mu? Onun terimlerini mi, bunun terimlerini mi? Yani ben RP denen hani kraliçenin konuştuğu, BBC'nin konuştuğu o pronunciation'ı tekrar etmeye çalışıyorum. Yani registered pronunciation. Ama Londra'ya gittiğinizde hatta 50 kilometre kuzeye çıktığınızda ben Almanya'ya mı geldim diyebilirsiniz. Patates domates denmesini bile insanlar pek anlayamıyor. Onun için kitapta yazıldığı ve o okunuş şeklinde kalalım. Arkadaşlar common law dediğimiz şey etrafında aslında ileriki derslerde çok daha fazla konuşacağız ama yani especially in commonwealth countries this law system is applied. In Europe the custom has always been to write the codes. Arkadaşlar şimdi kanun act, daha büyük ticaret kanunu gibi şeyler, the commercial code, yani binlerce maddeden oluşuyorsa koddan söz ediyoruz. Bakıyoruz Türkiye'de bir sürü şeyin sonunda kanunu law yazılıyor. Aslında öyle bir şey yok. Onlar code, written tradition'ın içinde, Avrupa'da bu var. In Anglo-Saxon world they have tended to unwritten laws. Orada hakimlerin yarattığı, belli sınırlarda değiştirebildiği common law dediğimiz bir sistem uygulanıyor arkadaşlar.
Şimdi biz şuradaki planlamayı şöyle yaptık. Bir 25 dakika, yarım saat kadar zamanımız geçti. Aslında ilk derste divorce üzerine bir şeyler söyledik, tekrar ettik. İkinci derste daha yoğun olarak commercial, yani ticari hayattan, business practice'ten söz edelim, economy diyelim. Sonrasındaki planım contracts ve criminal law. Ama criminal law ile birlikte constitution'dan ve procedural law'dan, özellikle prosedürel, yani usul hukukundan söz edeceğim. Usul hukuku yoksa hiçbir şey yok. Kendi dilimizde de usul hukuku okumakta fayda var. Constitution şu anda niye söz etmek istiyorum arkadaşlar? Çünkü aslında commercial law dediğimiz şeyi de etkiliyor. We will talk about constitutional law together with some other public law fields. Private law, public law. Değil mi? Özel hukuk, kamu hukuku ayrımı en temel, başta yaptığımız ayrım. Material law dediğimiz şey de maddi hukuk. O da procedural law'un karşısında. Material law, procedural law. Maddi hukuk ve usul hukuku. Constitutional law, criminal law ve procedural law ile beraber son derste bunlardan da söz edeceğim arkadaşlar. Sonrası belki barolarınıza inşallah beğenir, davet ederseniz vaktimiz olduğu zamanlarda gelmeye çalışırız. Daha özel, aslında o kadar çok konu var ki konuşulacak. Her biri için 2 saat konuşsak aslında gayet güzel rahatlamalar olabilir sizler için. The basic choices of a country is written in the constitution. Basic choices of a country, as well as the powers of the legislature, the executive and the judiciary. Arkadaşlar, yasama, yürütme, yargı, the legislature, the executive and the judiciary, and the basic rights and responsibilities of its citizens. O ülkenin vatandaşlarının basic rights and responsibilities. Ben Constitution anlamak istiyorsam arkadaşlar, Amerikan anayasasını ve değişikliklerini okuyorum. Biraz sonra söz edeceğim enactment and amendment'lardan. Enact, kanunlaştırmak demek. Amendment'ta değişiklik yapmak, düzenleme yapmak demek. O ülkenin anayapısını Constitution belirliyor dedik. The Constitution affects all other codes. Bütün diğer büyük kanunları etkiler, tabii küçükleri de hepsini. Commercial code is no exception to that. Bu da, yani ticaret kanunumuzda aslında buna bir exception değil. Şimdi eğer anayasa hukuku konuşacaksak, Grand National Assembly, TGNA, Grand National Assembly, Türkiye Büyük Millet Meclisi, is a unicameral legislature. Bir yasama örgütü, organı ama unicameral, tek kameralı. Kamera bu arada hakimin oturduğu odada bir duruşma, toplantı, duruşma derken, yani küçük bir şeydir, orada konuşabilirsiniz, gizlice konuşulacak bir şey vardır. Kamera aynı zamanda hakimin odası. Unicameral, tek kameralı. Lordlar kamerası deniyor ya, aslında oradan kamera. In the UK and the US there are two houses, bicameral system. İki kameralı, yani iki parçalı. Bize de zamanında öyleydi. Senate and the House of Representatives, Amerika'daki gibi temsilciler meclisi, and the Senate, totally that's the Congress in the US. Kongreyi House of Representatives and the Senate oluşturuyor arkadaşlar. Tamamı the US Congress. Before 1982 Constitution, Turkey had a bicameral system. More precisely, before the coup d'etat. Kudeta ya da coup, askeri darbe, on September the 12th, 1980. Between 1961 and 1980, 1961-80 arasında darbeden önce, 19 sene aslında uygulanan bir sistem. Senato bizde de vardı. Arkadaşlar, biz bu the legislature, the executive and the judiciary dediğimiz kısımda tabii hepsini biliyoruz ve hepsi bizim dünyamızda ilgisi var, ama asıl the judiciary ve justice'den söz edeceğiz. Bu noktada justice delayed is justice denied diyorum. Gecikmiş adalet adalet değildir. Avukatlar bunu çok sıkça kullanır. İnşallah New York'ta avukatlık yaparsınız, Londra'da avukatlık yaparsınız ya da her iki tarafta da yapabilirsiniz. Buradaki görevinizi, yerinizi koruyarak ve basının önünde açıklama yaparsınız. Karar çok geç verildi. Justice delayed is justice denied diyebilirsiniz. Arkadaşlar, legislative and executive organs and the administration shall comply with court decisions. Kanunuz 138.4 öyle diyor değil mi? Hepsi uyacak. Comply with court decisions. These organs and the administration shall neither
alter, alter dediğimiz şekilde yazılıyor. Alter them in any respect, nor delay their execution. Onu hiçbir şekilde geciktiremez uygulanmasını veya değiştiremez. Evet arkadaşlar, commercial law dediğimiz şey çok geniş kapsamlı. Yani burada geçen hafta da söylemiştim, maritime, deniz ticaret hukuku çok daha böyle insanlara cazip geliyor, güzel geliyor. Ama onun için bir yerinden başlamak ve o tür bir büroda çalışmak lazım. Özellikle İstanbul, Mersin, İzmir gibi yerlerde. Let's commence talking about commercial law then. Huh? Commence, başlayalım. Start ya da begin yerine daha formal bir kullanış. Commence, commencement is important every time. Whether in business or in personal lives. Tomorrow never comes, we said last week. Tomorrow never comes. Yarın hiç gelmiyor. Yazın, yarın yapacağım. Kalkın, yarın yine okuyun, yarın yapacağım. Hiç gelmiyor yarın. Tomorrow never comes. Okay, commercial law, the newly enacted, yeni kanunlaştırılan Turkish Commercial Code came into force on the 1st of July 2012. 2012'nin 1 Temmuz'unda yürürlüğe girdi değil mi? Come into force. If something yürürlüğe girerse, come into force. Of course, there are huge differences when compared to the previous one, but one of them was in line with the demand of companies and the practice. Pek çok şirkette çalıştım. 3-5 kişi var. Bir kişi imzaların hepsini atıyordu arkadaşlar. Hiç de bir itiraz gelmiyordu. Çünkü zaten konuşup anlaşıyorlar. Bir kişi yönetiyordu. Tabii 12 numaralı sanırım Avrupa Birliği direktifi var bu konuda. Tek kişi şirketlerde olabilsin diye. Tabii in line with it. Onunla da aynı şeyde olabilmek için böyle bir değişiklik yapıldı. Enactment. Enact, amend. Kanunlaştırmak, değiştirmek. Enactment, noun hali. Amendment. One man companies have been regulated in the new Turkish commercial code. One man show gibi. One man companies. Commercial law is regulated in Turkish commercial code which consists of 6 books except introductory and final provisions. Giriş ve son hükümler hariç. Law of commercial enterprise. Law of commercial enterprise birincisi. Company law 2. Law of negotiable instruments. Değil mi? Kıymetli evrak hukuku. Law of negotiable instruments. We can call them commercial papers also. Negotiable instruments, kıymetli evrak yerine. Law of transportation, maritime law and insurance law. Arkadaşlar Amerika'da tabii ki bu alım satım, yani ticaret dediğimiz şey bir şeyi almak satmak, üretmek satmak ya da bir yerlerden ana maddeleri alıp üretmek, tekrar değiştirmek. Bunların tamamıyla ilgili merchandising dedikleri şeyde sales'la beraber in commerce merchandising and sales ile alakalı olabilecek tüm her şey UCC dedikleri Uniform Commercial Code içinde birleştirildi. Tüm eyaletlerde bunu kabul etti aslında. Amerika'da burada bitirdikten sonra bir master yapmaya gidecekseniz aslında bu terimlere gitmeden de biraz UCC ve Uniform Commercial Code okursanız aslında ticaret hukukuna daha yakın hale gelirsiniz. Commercial Courts is regulated in civil procedural law. There are civil courts of first instance, asliye hukuk mahkemeleri dediğimiz criminal courts of first instance, asliye ceza, civil courts of first instance, asliye hukuk mahkemeleri ve sulh hukuk mahkemeleri var tabii ki, courts of peace. Commercial courts are branches of civil courts. Değil mi? Civil courts of first instance, asliye hukuk mahkemelerinin aslında iş bölümü yaptıkları yerler, they deal with commercial issues. What's commerce? What's trade? The buying and selling of goods and services. Bir şey alıp satmak, commerce or trade. The sale, biraz önce de söylediğim gibi aslında purchase or exchange of commodities. Buying and selling yerine purchase and sale da diyebiliriz. Exchange of commodities, aldınız, biraz değişikliği yaptınız, sattınız. Property or services. This often involves transportation from place to place. Aslında bu ticaret dediğimiz aktivite most of the time involves transportation from place to place.
Biz de bir iş adamıyız aslında arkadaşlar. İşimizin yarıdan çoğu ticaret. Daha doğrusu biz de servis sektöründe, hizmet sektöründe bir iş yapıyoruz. That's why we are also business people. Biz de aslında iş adamıyız. Yani işinizi nasıl yöneteceğinizi bilmezseniz başarısızlık bir noktada mutlaka geliyor. Legal profession is in the service sector. We are in the service sector. We sell our legal knowledge. Biz de hukuki bilgimizi satıyoruz. The more knowledgeable you are, the richer you could be. Daha bilgiliyseniz, the richer you could be. Evet. Kudeta'yı yazan, aslında ben karşıda yan tarafta hiç takip etmedim. Orada spouse ve kudeta gibi kelimeler yazan arkadaşlarımız var, sağ olsunlar. Arkadaşlar, Latince'de commercium. Commercium means commerce. Yabancı metinleri okurken commercium'la karşılaşabiliriz. Modern çağda aslında bizim daha çok karşılaşacağımız şey e-commerce. Artık bunu hepimiz biliyoruz. Reklam olmasın pek çok siteyi. Özellikle bayan arkadaşlarımız daha yoğun olmak üzere giyim kuşamda. E-commerce, e-ticaret fazlasıyla kullanılıyor. If the buying and selling process is done over the internet, it's called e-commerce. Eğer internet üzerinden yapılıyorsa e-commerce diyoruz. Biz işimizi ne kadar e-ticarete dönüştürebildik onu bilmiyorum. Mahkemeler dönüştü, bizim fiziki kısmımız dönüştü ama biz de toplantılarımızı, bir sürü uluslararası görüşmeyi internet üzerinden yapabiliyoruz. İlla o ülkeye artık gitmemiz gerekmiyor. Tabii ki çok eskiden de telekonferanslar vardı, video konferanslar vardı. Ama bu artık çok ilerilere gitti. Aslında bizim gezme kısmımız da azalmış oldu. Geçen derste bahsetmiştik. Ülke içinde yapılan arkadaşlar domestic commerce ya da domestic trade, yurt dışında yapılan ise foreign commerce. This kind of trade or commerce is part of commerce which is done within the boundaries of a country or a state in the US. Eğer Amerika'dan konuşuyorsak arkadaşlar, state içinde yapılan da domestic. Ama ona interstate demeyi tercih ediyorlar. O eyalet içindeki interstate commerce ya da uluslararası yapılan, yani o eyaletlerin de dışında international commerce veya ülke içindeyse domestic ya da internal commerce diyebiliriz. Ticaret konuşuluyorsa arkadaşlar, bizim wholesale ve retail trade'den de haberdar olmamız gerekir. We can also talk about wholesale, wholesale trade and retail trade at this stage. If you buy from manufacturers, üreticilerden alırsanız, and wholesalers, you pay less. In other words, wholesale prices are lower because there is no intermediary. Aracı yok, intermediary. Intermediary retailers between customer and wholesalers. Evet, wholesale and retail trade olarak da bunlardan bahsetmiş olalım. Ve alıp satacak bir şey olması lazım arkadaşlar. Our biggest problem is this. They cannot touch our legal knowledge, that's why they are not eager to pay their lawyers. Bir şeye dokunamadıkları için bilgiye para vermekte istekli olmuyorlar ama sakızı alıyor, çikolatayı alıyor, değiyor, böyle bu para ödenecek bir şey diyor. Commodity'den söz edelim biraz. We study economy as a subject in the first year but that's not enough. İlk sene çalışıyoruz biraz, iktisat okuyoruz ama iki saatlik bir şey yeterli değil. You have to understand financial world well to be a successful lawyer. Bu arkadaşlar, ticaret adamının bakış açısını anlamanız lazım başarılı bir avukat olmak için. Economy is very important. Financial world, the terms and the combinations of them is very important. Without more production, for example, you cannot be a richer country. In nowadays it's talked about. Daha çok üretmemiz lazım. Without more production, you cannot be a richer country and have a valuable currency. You cannot have a valuable currency if you are not producing a lot. Today countries need high-tech industries producing goods that are low in weight but really pricey when being sold. Expensive, pricey. Çok pahalı, pricey. Arkadaşlar, commercial commodity'den söz ediyoruz.
high-tech goods'tan söz ediyoruz. Internal commerce, international commerce, wholesale, retail diyoruz. 40 dakikadır devam ediyor diyor bir arkadaşımız. Ne zaman başlayacak diyen var. Yani ulaşamamaktan mı yoksa içerikten mi şikayet var? Sanırım ulaşamamaktan olabilir arkadaşlar. Commercial commodity anlatıyoruz. High-tech industries konusunda arkadaşlar çok dikkatli olun. Çünkü orada çok fazla intellectual property rights var. Onlarla alakalı yazdığımız çok fazla sözleşme var. Daha böyle özelleştiğimiz, sadece bir sözleşmeyi çalıştığımız veya sadece bir işte rekabette intellectual property rights'ın da ne kadarını anlatabiliriz bir derste. Bakmak lazım ama high-tech industries çok böyle küçük şeyler satıyorlar ama büyük paralara, bu endüstrilere yakın olmak, bunları anlayabilmek, dillerinden anlayabilmek lazım. These are, by the way, current issues you have to be able to talk about in English. Small talk'tan söz etmiştik. Bu konularda da İngilizce konuşabiliyor olmanız lazım arkadaşlar. Commodity is a product or material that can be bought or sold. Satın alınabilen, satılan şey, ürün veya materyaller arkadaşlar, commodity diye adlandırılabilir. Gümüş, altın veya pek çok şey, tuz. Some commodities are more valuable than the others, such as gold. Saleable or tradable commodities'den söz edebiliriz arkadaşlar. Yani satışı, alım satımı yapılabilen ya da yapılamayan, saleable, tradable commodities ya da bunları çoğaltabiliriz. Agricultural commodities, industrial commodities diyebiliriz. Biz genelde günlük hayatta goods diyoruz. Yani alıp satılan şeyler goods, products. Ama daha formal seçim yapalım dersek commodity var ki söz ediyorum zaten. Merchandise diyebiliriz. Merchandise de product, goods yerine kullanılıyor. Aslında aynı zamanda bir şeyin alımını satımını yapmak da merchandise, almak satmak. Let me remind you again that you're not allowed to handle the merchandise. Yani buradaki şeyleri lütfen ellemeyelim. Do not handle the merchandise. Merchandise daha çok dükkanda satılan şeyler. Merchandise'i, yani buradaki ürünleri ellemeyiniz. Arkadaşlar, bitirdiğimiz zaman most probably most of you, if you don't for the government, if you are not an official in the government, if you are not a prosecutor or a judge, possibly you're going to be a lawyer, a self-employed lawyer or an in-house lawyer, okay? In-house lawyer, bir şirket içinde çalışan demek arkadaşlar. Yani dışarıda yaptığımız işin aslında aynısını yapıyoruz. Sadece o şirketin işleri yapılıyor. Yani bunda o şirket sahiplerinin tabii ki boşanması da, vergisi de pek çok şey oluyor. Ama daha çok icra iflas, ticaret hukuku, sözleşmeler hukuku çerçevesinde dönen bir yapı oluyor. Çok fazla tabii ki iş hukuku meselesi var, işe giren çıkanlarla alakalı. You can be a company lawyer, then you are going to be called an in-house lawyer. They are looking for people who are quick on the uptake. Yani biraz böyle aklı başında ve kavraması kuvvetli arkadaşlara bakıyorlar arkadaşlar. Yani bunun için ilk görüşmeler, şirkete yazdığınız yazılar, ilk bıraktığınız intiba çok önemli. Yani bitirdiğiniz okul kadar, aldığınız dereceler kadar, hani iş yapmaya ne kadar yatkın. Adam size çünkü sizin aslında çok fazla tecrübenizin olmadığı alanda da bir şey sorabiliyor. Hani bununla ilgili ne düşünürdün de diyebiliyor. Yani çözüm üretebiliyor musunuz? Yani slow on the uptake, see demek arkadaşlar. Yani biraz anlayışlı, slow on the uptake, alışı. And solution oriented is very important. Yani çözüm odaklı mısınız? Ona o anda ne çözüm üretebildiniz? You will always be expected to say, there is no such thing as difficult. Zor diye bir şey yoktur. Impossible takes some time. Yani impossible ise biraz zaman alır. Her şeyi çözerim diyeceksiniz. Eğer bakarız, yaparız, dışarıdan da bilgi alırız derseniz, on your own, kendi başınıza yapabiliyor olmanız lazım. Tabii ki çok detaylı şeyler için dışarıdan bilgi alacaksınız. Ben impossible yerine insuperable problems'a diyorum. Yani aşılması zor. Impossible to solve. Insuperable. Okay. Arkadaşlar, company dediğimiz zaman, when we say company, mostly we mean commercial corporation. Değil mi? Ticari şirketlerden söz ediyoruz. Commercial partnership, commercial corporation diyebiliriz.
If we specify, we can talk about ordinary partnerships, simple partnerships, yani adi ortaklık dediğimiz ordinary partnerships'ten söz edebiliriz veya simple partnerships. Limited liability companies var arkadaşlar. Limited şirketler, LLC diyebiliriz veya GmbH diye, benim Almancam olmadığı için okunan Gesellschaft mit Branchtar Haftung gibi bir kelime de var. O da aynı şey demek arkadaşlar. GmbH, Almanca konuşulan dünyadaki sadece Avusturya şirketleri ve Alman şirketlerinde görüyorsunuz. Onlar bile yoğun olarak İngilizceyi kullanıyor. Çünkü artık dünya o tarafa gidiyor. Limited liability companies'den söz edebiliriz. En çok da joint stock company ya da corporations'dan, anonim şirketlerden söz edebiliriz. Arkadaşlar aslında şirketlerde en önemli yapı board of directors, BOD diyebiliriz. They work as a group and each of them are called board member. Her biri yönetim kurulu üyesi, board member. They meet for a board meeting, yönetim kurulu toplantısı için board meeting. And they come together in a boardroom. Boardroom değil, boardroom. Yönetim kurulu odasında pek çok toplantı gerçekleştiriliyor. Şirketlerde çalıştığınız zaman buraya haftada bir gün toplanıyorlarsa bilin ki yarım gün onlarla geçireceksiniz demektir. Çünkü her şeyi legal counsel ile teyit etmek isterler. Bunu da yazıyoruz, oldu mu? Bu şekilde karar verirsek bir problem olur mu? Legal counsel is a very important part of these meetings. Bu toplantıların da aslında olmazsa olmazı yönetim kurulu üyelerinin yanında legal counsel'dır. Tabii ki joint stock companies dediğimiz anonim şirketlerin içinde arkadaşlar general meeting, not almamız gereken bir kelime, genel kurul. AGM dedikleri annual general meeting'ten söz edebiliriz, yıllık genel kurul toplantısı. Şirketler için commercial domicile diyebiliriz. Domicile, kelimeleri okurken arkadaşlar aslında vurguda ve şeyde tabii ki bir fonetik alfabeden faydalanabiliriz ama bolca duymak güzel bir şey. Domicile aslında domicile diye yazılıyor. Yani domi ve sile diye ayırmıyoruz. Lütfen kelimeleri bölmeyin bilmiyorsanız arkadaşlar. Tam okunduğu gibi bölünüyor. Yani oradaki syllable sayısı da öyle belirleniyor. Domicile. Orada i tek duruyor arkadaşlar. Domicile is the place where someone lives. İnsanın yaşadığı yer domicile. For so many different issues, commercial domicile is important. For example, for tax issues. Şirketlere geldiğimiz zaman da domicile, commercial domicile oluyor. Onların ne yaptığından söz edecek olursak, commercial activity, that's a commercial activity. What's the aim of the commercial activity? The answer is without doubt is to earn money. Ne için yapıyorlar bunu arkadaşlar? To earn money, para kazanmak için. Bir şirket sahibi bana onu demişti. Yani böyle biraz yumuşak olmak veya işte taviz vermekten söz edildiğinde hani oyundan amaç ütmek demişti. That's why I'm saying the businessmen say, always say, most of them say, the aim of the game is to beat. Huh? Beat, yenmek, ütmek. Evet, şirketlerden konuşuyorsanız bileceğiniz temel kavramlardan bir tanesi arkadaşlar ultra vires. Eskiden vardı, şimdi yok aslında. Ultra vires teorisi, yani inşaat yapacaksak, turizm yapacaksak falan filan hepsini yazıyorduk ve yazmayan işi yapamıyorduk. Buna ultra vires deniyor. Ultra vires is a Latin word meaning beyond powers. Yani gücümün ötesinde şeyler için kullanılıyor. This refers to conduct by a corporation or its officers that exceeds, aşan the powers granted by law için kullanılıyordu. Eskiden ultra vires act dediğimiz şey, acts, davranışlar, actions, beyond powers, ya da ultra vires contracts dediğimiz sözleşmeler, agreements, contracts da signed exceeding the authority given by the bylaws of the company. Değil mi? Şirket tüzüğünün izin verdiğinden başka şeyleri içeren kontratlarda aslında arkadaşlar ultra vires kontrakt olarak adlandırılıyor. Evet, bir şirkete girdik. Şirketlerin türlerinden söz ettik. Company lawyer olarak çalışabileceğimizi söyledik. Arkadaşlar tekrar merhaba. 20.09, 10 geçe buluşalım demiştik 15 dakika sonra. Sayımız 300'e yaklaştı.
Bu arada yorumlar kısmına arkadaşlar, aktif takip eden arkadaşlarımız bu zamana kadar olan kısmı nasıl etkili buldular mı? Yani not alınacak, dikkate değer, hani bana bir şey katan kısmı çok diyen arkadaşlarımız umarım çoğunluktadır. Görüş yazarsanız sevinirim. Bugün Commercial Law, Turkish Commercial Code, Commercial Companies diyoruz. Ve not paylaşım konusu arkadaşlar, bu dersin tamamı Türkiye Barolar Birliği'nin sayfasında takip edilebildiği için oradan tekrar tekrar dinleye, neredeyse her cümlede not alıyorum diyen arkadaşımız, çok teşekkür ediyorum. Sindirmeye tekrara ihtiyaç olacaktır. Ben ne kadar isterseniz tekrar etmeye hazırım arkadaşlar. YouTube'da da yayınlanacak. Defalarca izleyebilirsiniz. Ben bunu kitap haline getiriyorum. Bu size bir söz arkadaşlar. Yaklaşık 200 sayfalık belki bir kitap olacak bu notlar. Arkasında da çok güzel bir sözlük olacak. Ve ne kadar çok şey öğrendiğinizi aslında orada göreceksiniz. Sürekli bu metnin içine atıflar yapacağım. Diyeceksiniz ki bakın bu kelimeyi hukuki olarak öğrendim ama ya da bu bölgedeki aslında hukuki kelimeler ne kadar azmış. Benim aslında İngilizceye ihtiyacım varmış diyeceksiniz. O kadar çok başka kelime yazılacak ki yan tarafta. Volkan arkadaşımıza da, diğer birçok arkadaşımıza da teşekkür ediyorum. Çok verimli geçiyor, etkili oldu, teşekkürler diyen arkadaşlarımız var. O zaman ben de sizlere teşekkür ediyorum ilginiz için. 300 kişilik bir grupla ikinci dersimize, ikinci buluşmamızın ikinci dersine diyelim, Commercial Law konusunda devam edelim. Şimdi şirketlerde arkadaşlar, devlette çalışmıyorsanız, hukukçu avukat olarak, hakim savcı olmuyorsanız bu işin geri kalan yarısı avukatlık. Onu da hani piyasa çok dar, sıkışmış durumda. Onun için şirketler içerisinde gayet iyi imkanlar sunuyor. Özellikle İngilizce biliyor musun diye soruyorlar. %5'inde bile kullanacak olsanız arkadaşlar, bu sorulan bir şey. Ben o konuda yardımcı olmaya çalışıyorum. Benim başlangıcım banka avukatı olarak olduğu için orada da tabii ki çok sıradan başlangıç işleri yapılıyor ilk zamanlarda ama İngilizcem var deyince inanın ben bir maaş kadar da sırf İngilizce bildiğim için alıyordum. Çok güzel bir şey. Orta kıdemdeki arkadaşlarımız çok kıskanıyordu. Çünkü bankaya başladığım gibi bir sınav yapılmıştı. Yazılı sözlü 100 almıştım. Hani alınabilecek en iyi ücreti alıyordum. Yani gerçekten orta kıdemdeki arkadaşlarımız kadar öneriyorum. Ne olur bu imkanları değerlendirin. Evet, şimdi çalışacağınız yerler için de bankalardan söz edeceğiz. If you would like to work on commercial law, banks offer great opportunities in and out of the bank. Hem içinde hem dışında çok güzel imkanlar sunuyor bankalar arkadaşlar. İlgi alanınız da commercial law ise. You can be an in-house lawyer or get some files as a self-employed lawyer. Dışarıda olan ama banka dosyaları alan, alacak verecek işlerinin davasını açan veya icra takibi yapan bir avukat olarak çalışabilirsiniz. In the bank, bankanın içinde yapılan işler içinde arkadaşlar, you give legal advice to the branches. Her banka şubesinin aslında sorduğu klasik sorular var. Tabii bunlar çeşitli kitapçıklarda, broşürlerde toplanmış. Zaten oturup siz yazıyorsunuz bunları bir ekip halinde. Daha tecrübeli arkadaşların daha önce hazırladıkları şeyler, yeni karşılaşılan sorunlarla geliştiriliyor. Aslında siz bankacılık hukuku alanında bir metni sürekli okuyan, sürekli başka versiyonlarıyla birlikte şubelere görüş veren biri oluyorsunuz. Giving legal advice to the branches is one of them. You can read numerous syndication credit contracts. Bankaların sendikasyon kredileri var arkadaşlar, diğer bankalarla birlikte yurt içi yurt dışı. Pek çok credit line dediğimiz kredi açılıyor, işte onlara birlikte taahhütler veriyorlar. Bu tür çalışmalar yapabilirsiniz, bence keyifli. Aslında bizim çalıştığımız bankaların çoğu commercial banks ama çeşitleri içinde banka çeşitlerini sayabiliriz. Retail banks, central banks, bugünlerde Merkez Bankası'nı çok konuşuyoruz. Central banks sayılabilir. Banknotes and negotiable instruments'tan bu arada söz edelim arkadaşlar. Banknot ve kıymetli evrak, bankable dediğimiz şeyler bunlar. Ve aslında bankalar pek çok şirketi de zor durumlarda aslında kurtarıyor arkadaşlar. Buna bailout diyoruz. Bail kefalet. Bailout is a financial help given to a person or a company which is in difficulty. Zorlukta olan, which is in difficulty, kişi veya şirketler için bir financial help, bailout.
At last, a bank has offered to bail out the company. En sonunda bir banka kurtarmaya, finansal destek vermeye karar verdi, değil mi? Decided to offer a bail. In criminal law, ceza hukukunda da in court he was released on bail. Kefaletle salıverildi, değil mi? Released on bail diyoruz. His family paid some money to bail him out. Onun salıverilmesi için bir miktar para ödedi. $10,000, $100,000, something like that. Bankalarla birlikte insurance companies bir diğer seçenek olabilir, sigorta şirketleri. Their main offer for the lawyers is a lot of negotiable instruments. Pek çok kıymetli evrak veriyorlar, or commercial papers we can call them. To collect their money through execution and bankruptcy law. İcra iflas hukuku, execution, execute etmek, bir şeyi yapmak, bitirmek, execute. Execution burada tahsilat aslında, icrası. And bankruptcy. Lawyers working in this field are also expected to know English because foreign clients look for lawyers to collect their money. Geçen derste de söz etmiştik. İcra yapan arkadaşlar da mı yabancı dil bilsin diye. Evet, İstanbul'da çalışıyorsanız pek çok büyük şirket geliyor buradaki paralarını alabilmek, collection için geliyorlar. Onlarla ilişki kurabilmek kadar da olsa, bir sözleşme avukatı kadar olmasa da İngilizce bilirseniz bu alanda pek çok şirket Legal 500'da veya diğer listelerde sıralanıyor arkadaşlar. Çok iyi işler çıkartıyorlar, çok büyük miktarlarda da para kazanıyorlar. Stock markets and shares, hisselerden ve borsadan söz edebiliriz. Stock markets across the world have fallen sharply. İşte borsa çıktı, düştü, bilmem ne işte diye pek çok şeyden söz edebiliriz. FTSE 100 share index dropped by nearly 2%. FTSE 100. Shares in these sectors were among the hardest hit. İşte bunlar en çok darbe yiyen hisselerdir. Shares in these sectors. İşte bankacılık alanındaki, şu alandaki hisseler düştü gibi. Borsa çıktı, düştü. Plunged. Plummeted. Düştü. Ya da bunun tersi peaked. Peak yaptı. Stock markets crashed, çöktü, collapsed. This means stock market crisis. Yani borsadaki bir krizden söz ediyorsak. İstanbul borsasından arkadaşlar söz ederken İstanbul Stock Exchange diyoruz. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'ydı. Borsa İstanbul oldu. Borsa İstanbul as of April the 5th 2013. 5 Nisan 2013'ten itibaren as of diyoruz, o tarihten itibaren. Borsa İstanbul oldu. But both of them are called Istanbul Stock Exchange in English. Capital Market Boards of Turkey. Sermaye Piyasası Kurulu. Capital Market Boards of Turkey. Capital Markets Act. Tabi buna law diyorlar arkadaşlar ama o aslında bir kanun. Act. Code'dan ve Act'ten söz etmiştik. In the UK there is a Financial Services Act. Tabii ki her şeyin oradaki tam karşılığını bulamıyoruz. Yani orada nasıl kurumlar var, burada nasıl kurumlar var ama ben çok kısa süreli olsa British Criminal Justice çalışmak için bir aylığına Londra Üniversitesi İleri Hukuki Çalışmalar Enstitüsü'nde bulunmuştum arkadaşlar. British Criminal Justice çalıştık ama bu economic crimes ile ilgili şeye çok önem veriyorlar. Yani ticaret hayatıyla birebir ilgili, birazdan söz edeceğim, money laundering, fraud, yani büyük dolandırıcılık işleri veya işte para aklamalarla falan ilgilenilen kurumlarda incelemelerde bulunmuştuk. Aslında çok da üst düzeyde açıklamalarda bulundu. Mesela oradaki kurumlar daha sonra Türkiye'ye geldi. Tabii benim söylediğim yıl 1996, 25 sene önce. Ama hepsi peyderpey burada, bazıları Avrupa Birliği tarafından empoze edildiği için, bazıları direkt o hukuk sistemleri incelenerek, hani hükümetlerimiz Amerika'ya ve İngiltere'ye pek çok arkadaşımızı gönderiyor. Benim eskiden uygulamaların tam aksam, yani bu tarz aksettirilemediği yılları eleştiriyordum ama son zamanlarda hakikaten pek çok şey buraya uyarlanıyor. Ama bu uyarlamalarda oradaki Financial Services Act'i okuduğunuz zaman buradaki pek çok alanda farklı şeye dokunduğunu göreceksiniz. Ama okuyun, öneriyorum. Borsalarla ilgili olarak arkadaşlar bulls and bears'dan söz ediliyor. These terms are used frequently. Boğalar ve ayılar, bulls and bears. These terms are used frequently to refer to different market conditions. Farklı pazar durumlarını açıklamak için aslında kullanılıyor. A bull market is a market that's on the rise.
yükselişte olan bull market. And where the economy is sound, sağlam yani yerinde sound, while a bear market exists in an economy that's receding, geri çekiliyor, recede. Where most stocks are declining in value, decreasing in value, declining in value. Arkadaşlar, borsa ve bağlantılı kuruluşlar, sigorta şirketleri, bankalar, bir kere evet hukuk anlatıyor olabiliriz ama tecrübe paylaşımının çok önemli olduğunu defalarca söylüyorum. Stajyer arkadaşlarımız için önemli, özellikle bitirdikleri gibi mesela noterlik belgesini de alsınlar, koysunlar kenara. Bu imkanların olduğunu da bilsinler. Seçimlerini tüm bunların arasından, benim söylediklerimden bazılarını beğenip bazılarını beğenmeyerek kendilerine iyi yol çizsinler diye söylüyorum. Energy Companies'den söz edeceğiz şimdi. World's getting more and more dependent on energy resources every day. Make these energy companies much more valuable than they were at the end of the last century. Arkadaşlar şimdi hukuki metinleri okuduğumuz zaman aslında bazen 3-5 sıra aynı Türkçedeki gibi uzun uzun cümleler görüyoruz. Geçen hafta da söyledim, lütfen buradaki subject, verb, object uyumu, kim neyi nitelendiriyor çok önemli. Mesela bu cümlede world's getting more and more dependent on energy resources every day. Dünyanın her gün daha çok bağımlı hale gelmesi enerji kaynaklarına, subject. Make these energy companies much more valuable than they were at the end of the last century. Bu tür cümleler kurabiliyor olalım. Bu da bizim etkinliğimizi, yetkinliğimizi gösteriyor. Yani şirketimize de karşı tarafa da daha saygın oluyorsunuz demiştik. Buradaki dependent derken dent diye yazıyoruz. Bağımlı, dependent on energy resources, dünya. Değil mi? Ama dependent diye yazılan, o da dependent diye okunuyor. Çok benzer şekilde, aynı şekilde. Dependent is somebody who depends on you for food, clothes, money, etc. Latince değil mi? Etc. etc. nokta diye yazıyoruz. Gibi şeyler için bize bağımlı olan, yani çoluktan çocuktan bir boşanma davasında dependence'dan söz ediyorsak da o ağıyla yazılan. Are you going to do that? I don't know, it depends. Yani depend kelimesi de bilmiyorum ama işte durumlara bağlı, yani şartlara bağlı. Are you going to do that? Soruyorlar size, hani bunu da yapacak mısınız, buna da müsaade edecek misiniz? It depends. I don't know at the moment. It depends not alınabilir. Would you like a cup of coffee? It depends on the coffee. Yani kahvenize bağlı ne teklif ediyorsunuz, değil mi? Depends on. Bir şey bir şeye bağlıysa kullanıyoruz. 30 years ago environmental law was a very new branch of law. Biz hukuk fakültesindeyken arkadaşlar 90'lı yılların başında çevre hukuku çok yeni bir daldı. Bir tane kitap, birkaç tane bu konuyla ilgilenen hocamız vardı sağ olsunlar. But today we are talking about the huge damage we have done to the nature and ways of restoring some of this damage. Restoring the damage. Eski hale getirmek için. Restorasyon. Restore. Uğraşıyoruz değil mi? In this respect, renewable energy. Yenilenebilir enerji. Renewable. Renewable energy. And these sources are evaluated. Değerlendiriliyor. Evaluation. Evaluate. There are different resources. Wind, rüzgar, solar, güneş, hydraulic, biological, bio enerjiden de söz ediyoruz arkadaşlar değil mi? Yani üretilen bazı şeylerden de dönüş var. Eğer büyük şirketlerde çalışmaksa hedefiniz Shell'de, BP'de, Türkiye temsilciliklerinde, uluslararası bağlantılarında ki ben bir tanesinde çalışmıştım, çok keyifli yerler, ödedikleri ücretler de çok güzel, imkanları güzel. Oil companies, orada bolca drilling sözleşmesi okuma imkanı bulursunuz arkadaşlar. Wells'den, yani kuyulardan, kaynaklardan ya da derrick'ten, o üstteki yapıdan denizin ortasında nasıl yapılar kurduklarını, oradaki riskleri öğrenirsiniz. Heyecanlı işlerdir. Yani meraklı olursanız eğer pek çok sektörü ve yaptıkları işleri, oradaki sözleşmeleri arkadaşlar daha güzel anlıyorsunuz. Hukuki bilginizi oraya daha güzel monte edebiliyorsunuz. Ben aslında şunu da anlamak lazım arkadaşlar, gittiğiniz yerde ülkenizin de gücünü aslında arkanızda hissediyorsunuz veya buraya gelen şirketlerin kendi ülkesinin gücünü hissettiğini de görüyorsunuz.
Bunun için şöyle bir başlık da açtım. Bunu notlar arasında da göreceksiniz. Countries behind companies diyorum. Şirketlerin arkasında aslında ülkeler var. Companies of developed countries make more profits because the support of their governments are felt in every field. Yani o ülkede o pazarı açmaya çalışıyor. Meclisler bu konuda karar versin diye uğraşıyor. Kendine yakın milletvekilleriyle belli teklifler getiriyor. Bunları yani görüyorsunuz. Büyük aslında büyüklüğü ortaya koyarak imkanlarıyla, kaynaklarıyla daha büyük hale geliyor. Arkada var. Burada tabii ki embassy'lerdeki commercial attaches'den söz etmek istedim. Tabii amacımız commercial olduğu için habire commercial alakalı bir şey söyleyelim. Embassies in foreign countries and the commercial attaches are for there for this reason. To facilitate, şeyi kolaylaştırmak demek arkadaşlar. Facilitate. There are this kind of facilities, değil mi? Bu tür fasiliteler var. To facilitate the relationships with those countries they are working in. Çalıştıkları ülkelerdeki ilişkileri kolaylaştırmak için aslında varlar. Commercial attaches. Commercial konuşmaya devam ederken söylenecek bir başka şey commercial agency. Değil mi? Acenteden bolca söz edeceğiz. Çünkü biz bu işi oturup sadece boardroom'da yapmıyoruz. Board members'larla yapmıyoruz. Orada bir takım kararlar alınıyor ama aşağıda bunların human resources, employment, işe alma, işten çıkarma pek çok konuyla uğraşıyoruz ama doğru insan kaynağını bulmak, bu ürünleri bir şekilde pazarlatmak, satmak iş. Agency de böyle bir şey yapıyor. Commercial agency yerine mercantile agency de diyebiliriz. It's a concern. Concern dediğimiz şey arkadaşlar aslında benim için önemli de size concern. Ama buradaki concern, we can refer a company or a business as a concern. Especially when we explain the type of it. Yani özellikle onun çeşidini açıklıyorken it's a concern diyebiliriz. Commercial agency or mercantile agency is a concern. Altını çizelim. TCC, Turkish Commercial Code, kısaltması TCC diye yazabiliriz. Article 105, 105 ne diyor arkadaşlar? The agency is authorized, otorize edilir. For what? To make and accept, yapmak ve kabul etmek için. To make and accept all kinds of declarations that protect the rights, such as warnings, notices, protests, on behalf of its client regarding the contract it has brokered or concluded. Tamamladığı ya da bağladığı broker, commercial broker'dan da söyleyeceğiz şimdi, bağladığı brokered. In second part, due to the disputes arising from these agreements, bu anlaşmalardan kaynaklanan problemlerde, due to the disputes, dispute önemli bir kelime, the agent may sue on behalf of his client or a lawsuit may be brought against him in the same capacity. Özellikle maritime law'da arkadaşlar konuşacağız. Yani Panama'daki bir şirket, Amerika'daki bir şirket, burada sadece acentesi var. Tabii ki öyle yargıtay kararları da var arkadaşlar. Sadece buradaki acenteyi göstermişsiniz. Arkadaki şirket gösterilmemiş. O zaman ne oluyor? Aslında bence de direnme kararındaki hani mahkeme kararı doğru. Hani şey kısmına yazsaydın. Yani davalı kısmına yazsaydın demek. Düzelttirmek daha doğru ama direnme kararı sonrasında mesela yargıtayın verdiği karar. Hani dava dilekçesinin içinden işte bu şirketin davalı konumunda olduğu anlaşılıyor diye ama yani temelde buradaki commercial agency'ye karşı bir dava açıyoruz. Maritime law çalışacak arkadaşlar mesela benzeri dilekçeler yazabilirler. Broker a deal, broker settlement'tan söz ediyoruz arkadaşlar, değil mi? Bir anlaşma, deal. Deal, deal tokalaşıyoruz. Evet, anlaştık, tamam, değil mi gibi. You broker a deal or you broker a settlement. This agreement has been brokered by several international agencies just like UN and the others. Birleşmiş Milletler tarafından aracılık edildi. This agreement has been brokered. Broker deyince arkadaşlar hepimiz sokak aralarında pek çok uluslararası markanın veya yerel markanın real estate agency'yi görüyoruz değil mi? Emlak bürolarını. Real estate broker'dan söz ediyoruz. Oradaki arkadaşlarımız da broker. In Turkey there are lots of matchmakers. Bu da marriage brokers. Değil mi? Çöp çatanlar var. O da broker aslında. O da evliliği bir şekilde kolaylaştırıyor. Biz seviyoruz. Evet, commercial broker'dan söz etmiştik. Burada commission, commission, komisyon'dan söz edebiliriz. These commercial brokers
all take 10% commission. Be aware of it. Yani bunun farkında ol, tamam mı? Hani onunla bir iş yaparsan %10 vereceksin. Or we can talk about commercial travelers. We can call them drummer. Drummer. Seyyar tüccar memuru. A person who travels to different places to sell their company's products and services. Ürünleri ve hizmetleri satmak için çok çeşitli yerlere dolaşanlara da ne diyoruz arkadaşlar aslında? Commercial traveler. Aslında dediğimiz gibi saydığımız bir araya getirdiğimiz zaman Hasan Altuğ arkadaşımız Antalya Barosu'ndan uzun bir mesaj var. Normal hayat İngilizcesiyle resmi İngilizcesi çok fark ettiği için bu konuda bir bilgi açlığı var. Katkı sağlayabilirseniz bu seminerler gibi çok müteşekkir oluruz diyor. Arkadaşlar ben çok istekliyim. Hiçbir beklentim yok. Genç arkadaşlar kendini ilk yıllarında özellikle daha rahat hissetsin. Çok memnun olurum. Bu ve benzerleriyle yani görüyorsunuz ben bu tarzın uygun olduğunu düşünüyorum. Yani şimdi baro ismi söylemek istemiyorum ama pek çok baroda hukuk İngilizcesi adı altında dersler yapılıyor. Açıyorlar bir sözleşmeyi arkadaşlar. Ben yemin ediyorum bunlar bilimsel gerçekler. %75-80 aynı kelimeler dönüyor. Arada 3 tane kelimeyle karşılaşacağım diye 2 saat kaybediyoruz. Olmaz yani o sözleşmeyi siz evde de açıp arada bilmediklerinizi bulabilirsiniz. Böyle birisi yani commercial broker da var, commercial traveler da var. İşte ben buna drummer da derim, commission da derim. Aslında daha uzatsak commissioner da deriz. İşte ticaret hukukunda böyle, criminal da böyle. Zaten arası açıyorum da. Böyle çok şey öğreneceksiniz ve bunun bir mantığı var. O mantığı kitapta göreceksiniz. Kendinizi çok iyi hissedeceksiniz. Hasan Altuğ Akyüz. Akyüz uzakta olduğu için arkadaşlar özür dilerim ismi yanlışsa gibi arkadaşlarımızın buna ihtiyaç duyması, daha devam etmesini istemesi beni mutlu eder. Severek devam edeceğim. Evet, şirketler dedik, ürün üretmek mesele değil arkadaşlar. Marketing and sales çok önemli. Şirketlere gittiğimizde zaten anlaşanlı üniversitelerin mühendislik bölümlerinden mezun olan pek çok arkadaşımızın ilk yıllarda hevesle üretim bölümlerinde Ar-Ge'de çalıştıklarını, fakat daha sonra sales'ın iyi bir iş olduğunu gördüklerini ve oralarda direktör, genel müdür yardımcısı olmak için çalıştıklarını görüyoruz. Burada yardımcı arkadaşlar deputy biliyorsunuz ama mesela İngiltere'de deputy olarak milletvekili için kullanılmıyor ama Fransa ve onun gibi ülkelerde deputy milletvekili için de kullanılıyor ama İngiltere'den söz ediyorsak arkadaşlar member of parliament, MPs. Member of European Parliament, MEP, onlar da Avrupa Parlamentosu'nun milletvekilleri. Deputy demişken yani genel müdür yardımcısı, deputy general manager gibi konuşacağız. Ne olmaya çalışıyor? Sales alanında orada çalışmaya çalışıyor. Çünkü orada para var, satış olursa para var, orada yüzde var, orada prim var. Biraz da şirketlerle ilgili marketing and sales diyelim. In companies everything is for the sale of goods in the end. En sonunda. Bir de at the end of the day demeyi seviyorum arkadaşlar. Bunu pek çok eğitimde kullanıyorum. Toplantı başlıyor. 3. dakikada arkadaşlar at the end of the day diyor. Ya at the end of the day. Yani konuştum. Düşündüm. At the end of the day. Yani günün sonunda aslında Erkan Bey haklı. Ama 3 cümle söyleyeyim bari. Birazcık bir altında konuşma olsun. Bir düşünce olsun. Onun için in the end deyince at the end of the day'i de bir kenara yazalım. Her şey satış için arkadaşlar. You can produce goods in a workshop or a factory, but what if you cannot market and sell them? Ya satamazsanız, ya pazarlayamaz ve satamazsanız. Pazarlama ayrı bir şey. 2-3 hafta içinde kitapçığı paylaşacağım. Hiç merak etmeyin arkadaşlar. Çok güzel olacak. O kitapçığa rağmen yine buluşacağız. Üzerinden geçeceğiz. Pek çok yeni ekleme yapacağız. Tonlarla çalışacağımız, konuşacağımız alan var. Hiç bitmeyecek. Aslında bakın ikinci derste birazcık daha heyecanlandığımı ve hızlandığımı görüyorum. Anlatacak çok şey var. Şimdi arkadaşlar ürettiniz. Ya satamazsanız. Marketing, pazarlama, sales, satış. Henry Ford said, stopping advertising for money is like stopping your watch to save time diyor. Yani aslında reklamı bırakmak, para için reklamı bırakmak, zaman kazanmak için saatinizi durdurmak gibidir diyor. Yani pazarlama yapacaksınız, reklam yapacaksınız. The best kind of advertising is to provide quality goods and services. Kaliteli ürün yapacaksınız, iyi hizmet sunacaksınız. Yani bizim için iyi hizmet. And then by way of word of mouth, ağızdan ağza yayılacak değil mi? Word of mouth, everyone will be talking about you.
Ve bir süre sonra arkadaşlar herkes sizi konuşuyor olacak. Yani her ne... Evet, kitapçık iyi olacak arkadaşlar, bekleyelim. Şimdi bizim işimizde bir advertising ban var. İyi mi kötü mü çok tartıştığımız bir konu. Hatta birkaç yıl evvel hukuk sempozyumunda burada Ankara'da da tartışılmıştı. İstanbul'dan gelen pek çok avukat da olmuştu. Onlar tabii şirketlerine insan ilişkileri için dışarıda pazarlaması için pek çok çalışan da alıyor. Bunu da gayet de güzel yapıyorlar ama tabii ki bir gazeteye ilan vermek Amerika'daki gibi mümkün değil. Şimdi biraz advertising benden söz edelim arkadaşlar. We render legal services. Render daha formal bir kelime arkadaşlar. Render legal services yani give legal services. We render legal services and then send our clients the bills for the services rendered. Bu sunduğumuz hizmetler için daha sonra da bir fatura gönderiyoruz. Of course advertising is forbidden in our profession in Turkey. Yani ülkemizde, mesleğimizde bu yasak. Advertising is forbidden. In the States, in the United States, it's legal but there are some ethical rules. Orada da bir takım etik kurallar var ama orada serbest. Turkish doctors and hospitals can make it for a while just to inform their patients about their new addresses. Arkadaşlar yeni adreslerinden haberdar etmek için herhalde 15 gün süreyleydi. Her yerde reklam verebiliyorlar. Doktor ve hastaneler bunu yapıyor ama biz yapamıyoruz. Bu vesileyle aslında arkadaşlarıma şunu da açıklıkla söylemek isterim. Ne olur bu konuda uyanık olsunlar. Marketing yourself. Kendinizi pazarlamak da önemli arkadaşlar. How you advertise yourself is up to you. Siz de kendinizi pazarlayacaksınız. But that's up to you. Bu size bağlı. If I talk about myself, in the very first years of my career, I even did not tell people that I was a lawyer. But today I tell everybody that I read, write, edit, peruse, rewrite and negotiate contracts written in English. Bugün ne diyorum? Karşılaştığım insanlara ben İngilizce sözleşme yazıyorum, edit ediyorum, dikkatlice tekrar okuyorum, tekrar yazıyorum, rewrite, negotiate, peruse kelimesini geçen derste söylemiştim arkadaşlar. Peruse çok dikkatli bir şekilde okumak. They remember me as a lawyer working on international contracts. Siz ne çalıştığınızı söylerseniz insanlar sizi öyle hatırlıyor. Erkan, who is writing international contracts, negotiating international contracts. Ama lütfen yapamadığınız şeylerin sözünü vermeyin arkadaşlar. Yani kendi başınıza, ya işte alırım da birine yaptırırım, birinden görüş alırım. Hayır, ben bunu tam olarak yapabiliyorsam onun reklamını yapayım. Çünkü ilk işte olmasa üçüncü işte çıkar. Bu kötü ünde bir türlü gitmez. Common fame is seldom to blame diyorum arkadaşlar. Yani bir ününüz varsa one's reputation is rarely wrong. Yani sizin reputasyonunuz çok azlıkla yanlıştır. Sizin için bir reputasyon oluşuyorsa aslında her neyse o odur. Common fame is seldom to blame. Kendinize bir alan seçin. Önce kendinizi geliştirin, sonra reklamınızı yapın. Önce reklam yapar, sonra geliştirmeye çalışırsanız yapamadığınız görülür ve bu olmaz. Onun için ilk yıllarda çok fazla bu işi yapıyordum demiyordum. Ama 5. 10. seneden sonra dolu dolu söylüyorum. Evet arkadaşlar, şirketler konuşuluyorsa tabii bir takım yanlışlar da yapılacak değil mi? Economic crimes. Economic criminal law diye bir şey var arkadaşlar. Economic criminal law. Company's prime responsibility is to pay their taxes. Temel aslında responsibility'lerini, sorumlulukları basic. Prime responsibility is to pay taxes. Vergilerini ödemek. Bu konuda arkadaşlar iki tane terim var. Tax avoidance and tax evasion. If you avoid, kaçınırsanız by legal means that's okay. Yani avoidance okay. Ama evasion, if you evade that's illegal. Yani o vergi kaçırmak. Avoidance, işte araba alırsınız bunu vergi kaydınızda gösterirsiniz, düşersiniz. Bunu çünkü devlet belli şartlarda yazabilirsiniz. İşte 3 milyonluk da araba alsanız 300 bine kadar yazabilirsiniz. 5 senede düşebilirsiniz. Şöyle yapabilirsiniz veya alternatifi var diyor. Onu yaparsanız ve vergiden düşerseniz o tax avoidance. Ama tax evasion is illegal. With indirect taxes, ordinary people pay more as a tax. Siz aslında indirect tax olarak, indirect vergi olarak, dolaylı vergi olarak çok daha fazla vergi ödüyorsunuz. Hepimiz ödüyoruz arkadaşlar. Yani şirketlerle kıyasladığımızda onların direct taxes dediğimiz direkt vergileriyle kıyasladığımızda for direct taxes governments allow so many different exceptions to deduct çıkartmak için some items from the amount upon which tax is calculated. Verginin hesaplandığı miktardan düşülecek bir sürü exception tanıyor onlar değil mi? İstisna. Onlar da onları düşüyor.
Bunlar okey. Tax avoidance okey. Direct tax'imizi hesaplarken içinden düşebileceğimiz exceptions'lar for deduction, that's okay. Şimdi biraz da white collar crimes and blue collar crimes'tan söz edelim arkadaşlar. White collar, yani beyaz yaka suçları, mavi yaka suçları. White collar crimes are more dangerous than blue collar crimes. For example, embezzlement. This is a crime of taking money in your care or that belongs to an organization or business you work for. Çalıştığınız bir şirketten veya organizasyondan ya da sizin korumanız, kollamanız, harcamanız için verilen paradan harcıyorsak embezzlement. Money laundering, para aklama. Some countries are centers for money laundering. Bazı ülkeler biliniyor. Onlar kara para aklamak için merkezler aslında. The money put into the bank accounts in these countries. Bu ülkedeki banka hesaplarına konulan paralar, the money put into the bank accounts in these countries or put into legal businesses in different countries to prevent tax authorities understand where the money came from. Paranın nereden geldiğini anlamasın diye farklı ülkelerde legal işlere koyarsanız veya bu ülkelerde işte banka hesaplarına koyup sonra getirirseniz işte bir şekilde parayı aklamış oluyorsunuz. Nereden geldi, nasıl girdi sisteme anlaşılamıyor. Şimdilerde daha kolay, pek çok MASAK gibi çeşitli ülkelerde kuruluşlar var. İngiltere'de biraz önce işte Serious Fraud Office dediğimiz, yani ciddi dolandırıcılık suçlarıyla ilgilenilen böyle müthiş avukatların, muhasebecilerin, polis memurlarının çalıştığı bir yapı kurmuşlar. Bizdeki MASAK gibi, yani paranın takibini yapıyor, her türlü temiz olsun bu işlemler diye. Underground economy's main operation is this. Aslında onlar bir şekilde drug trafficking or other issues, para kazanıyorlar. Ondan sonra bu underground ekonomi bu parayı bir yerlere sokmaya çalışıyor. Insider trading dediğimiz bir olay var arkadaşlar. İçeriden bilgi ediniyorsunuz değil mi? If you are aware of some non-public information and trade on this, bu non-public olan bilgileri alabiliyorsunuz and trade on this, bununla ticaret yapıyorsanız, it's totally illegal and a crime. That's a crime. If it is known by everybody, if it is known, you can say it's common public knowledge. You cannot accuse me of this. Yani bunu herkes biliyordu, beni suçlayamazsınız. That's common knowledge, that's public knowledge diyerek de kendinizi savunabilirsiniz arkadaşlar. Ticaret kanunumuzu aslında başta bölmelendirmiştik. 6 kitaptan oluşuyor, giriş ve işte son hükümler haricinde. Law of Commercial Enterprise dedik, ticaret şirketleriyle ilgili. Yine ileride söz edeceğim şeyler var ama biraz hızlı geçmek adına sona doğru yaklaşıyoruz. Hepsinden söz edebilelim. First book, Law of Commercial Enterprise. Second book of Turkish Commercial Code. 124-644 maddeler arası aslında en geniş deniz ticaret gibi kocaman bir bölüm. It's also known as corporate law, company law, corporate law. It's a branch of law that includes norms on the establishment, kuruluş, foundation, merger, birleşme, division, ayrılma, transfer, type change, liquidation of commercial companies and examines the legal relations with commercial companies. Birbirleri arasındaki ilişkileri incelediğimiz bir hukuk dalı. Gayet de eğlenceli ama karma karışık. Pek çok da yoruma açık, her ne kadar net yazılmaya çalışılsa da. Law of Negotiable Instruments dedik. Law of Transportation. Arkadaşlar, Transportation Law is a field of law that examines goods carriage and passenger carriage. Yani yolcu taşıma ve yük taşıma sözleşmelerinden söz ediyor. Bunun detaylarını biraz daha açıklıkla notlarım arasında yazacağım. Maritime law dediğimiz zaman vessel'dan, ship'ten, sağından, solundan, port'tan, starboard'dan söz etmiştik değil mi? İskele, sancak, liman, batma, anchor, pek çok şey söyleyeceğiz. Detayları olabilir veya o kadar detaylandırmak istemezsem daha kısa geçeceğim. The ships are temporarily out of commission. Out of commission ya da in commission, kullanımda veya değil. And undergoing safety checks. Bunları bir geminin altı üstü sağ solu işte kullanımda değil, nerede, limanda işte indiriliyor gibi şeyler konuşabilmek için arkadaşlar, yani çeşitli konular tartışılırken bilebilmek için. Maritime law dediğimiz zaman aslında
yapmaya çalıştığımız, tabii ki buradaki sözleşme türlerini çatmayı average'den, general average'den söz edeceğiz, çatmadan söz edeceğiz ama burada şöyle kısaca geçmek istiyorum. Deniz ticaretini bilen, uzun yıllardır, yüzyıllardır deniz ticareti yapan ülkelerin daha başarılı olduğuna inanıyorum arkadaşlar. I do believe that nations having a huge tradition of sailing have much more successful than others because sea teach you a lot. Sea teach you a lot. Deniz size pek çok şey öğretiyor. Mesela bizim dilimizde bu kadar idiom, bu kadar atasözü yok denizle alakalı. Mesela şöyle diyor, little leaks sink the ship. Ufacık çatlaklar gemiyi batırır. Ne öğreniyorsunuz aslında? Ufak tefek şeylere dikkat etmeyi. Çünkü bu gemiyi batırır. You can learn cautiousness. Dikkat etmeyi öğreniyorsunuz. Yani deniz terbiye ediyor. And another one a little bit funny. A woman and a ship ever want mending. Bir gemi ve kadın sürekli tamirat ister. Not taking anything for granted. Yani hiçbir şeyi garanti olarak görme. Hep bir bakım ister. Ama tabii burada woman'a da bir atıf yaparak geçmiş. Arkadaşlar, 120 madde civarında düzenlenen Insurance Law var 6. kitapta. Buradan birazcık daha detaylı diğerlerine göre söz etmişim. Fakat kontratla beraber toparlayacağız şimdi. Şöyle diyelim, buradaki kelimeleri şöyle not alalım arkadaşlar. Dikkatimizi kaybetmiyoruz. 15 dakika içinde en geç bitirmeye çalışacağım. Başlangıca da bitişe de uyacağız. Umarım ilgiyi canlı tutabiliyoruzdur arkadaşlar. Ne olur 15 dakika daha rica ediyorum. Insurance law, when you have an accident, whether coming to the place of accident or going to the place where the insured item is repaired, onarıldığı yere giderek veya kaza mahalline gelerek aslında bunun loss'u assess eden insanlar var. A loss adjuster comes to assess the loss. Ne için gelir? Assess the loss. Belirlemek için. Americans call this person as an insurance adjuster. Kayıp ne kadar olduğunu belirleyen sigorta adjusterı, insurance adjuster, claims adjuster da denir. Ama İngilizcesinde loss adjuster. Kayıp miktarını belirleyen kişi. There are insurance agents. Sigorta acenteleri var. Insurance brokers who sell insurance. Satanlar bunlar arkadaşlar. Kimin insurance'ını satıyor? Insurance policy is a written agreement for insurance you sign with an insurance company. Bir sigorta şirketinin policy'sini satıyor. Insurance policy veya policy. Insurance premiums are determined according to various factors. Premiumlar var, ödenen paralar değil mi? Insurance premiums. For example, young drivers pay more. Sizler genç arkadaşlar biraz daha fazla ödüyorsunuz, heyecanlı olduğunuz için, daha çok kaza yaptığınız için, ortalama bu olduğu için maalesef siz araba aldığınızda. Şimdi iki tür söyleyelim. Bunlardan bir tanesi kasko. Motor Own Damage Insurance, MOD, is an optional insurance type. Kaskoyu yaptırabilirsiniz de yaptırmayabilirsiniz de. Motor Own Damage Insurance. Diğeri Motor Third Party Liability Insurance, üçüncü parti sorumluluk sigortası. Yani mecburi trafik sigortası is a compulsory insurance. Mandatory, compulsory, zorunlu olan. DASK var arkadaşlar, TCIP, Turkish Catastrophe Insurance Pool dediğimiz DASK. Compulsory Earthquake Insurance var. Şimdi sigorta kanunumuz aslında yani maddeleri başladığı zaman neden söz ediyor önce arkadaşlar? Insurance Agreement, Insurance Contract diyor, yani policy'yi anlatıyor. Mutual ya da reciprocal insurance, karşılıklı sigorta, ki bunu sadece kooperatifler yapabilir diyor. Only cooperatives can do this. Reinsurance'dan, reassurance şirketlerinden söz ediyoruz da reinsurance that's done to share the risk of insuring something with other people or companies. Diğer şirketlerle ve insanlarla paylaşmak için riski reassurance'dan, reinsurance'dan tekrar sigorta etmekten faydalanılıyor. Ceding party is an insurance company spreading insurance obligations to an insurer. O da başka şirketlere dağıtıyor arkadaşlar. Ceding, giving party, cede diye yazılan give, o da formal bir kelime. Ceding party de bunu diğerlerine intikal ettiriyor. Burada söz etmek istediğim başka bir şey, aslında 1403 ve 1404'ten de söz edeceğim. Onları yazılı olarak görelim. Underwrite ve underwriter var.
underwrite to insure a property or risk. To insure, sigorta etmek, underwrite. O da başka birinin altına imza atıyor aslında. To sign an issue, an insurance policy thus accepting liability if specified losses occur. Yani belli bir miktara kadar o sorumluluğu paylaşıyor underwriter. Economic wars'tan, commercial blockades'ten söz edeceğiz. Dünyanın birçok yerinde aslında Asya'da büyük savaşlar dönüyor arkadaşlar. Kim kimin ürününü alacak, ne kadar tarif uygulayacak diye. Japonya, Çin tarafında başka bir yapı var. Amerika tarafında işte Amerika ara sıra tehdit ediyor. Ben buradaki birlikteliklerden, sözleşmelerden çıkacağım diye. Takip etmek lazım çünkü aslında yazıp çizeceğiniz bazı şeyleri etkileyebiliyor. Zaten onlar size bir kısmını hatırlatıyor, bir kısmını siz okuyorsunuz. Böylece arkadaşlar son 10 dakikaya geldik. Gelecek hafta için birazcık öngörüde bulunalım. Gelecek hafta kontratlardan söz edeceğiz. Next week we are going to talk about contracts law. And the last lecture, as I told you before, will be about criminal procedural and constitutional law. Orada da ceza, usul ve anayasa hukuku başta olmak üzere public law'dan söz edeceğiz biraz. Procedural law kısmını konuşmak çok güzel olacak. Onu o üçlü bütünlük içinde konuşalım. Ama procedural law için inşallah Adana Barosu'na, Antalya Barosu'na, işte İstanbul'a, İzmir'e, nerelereyse gittiğimizde daha geniş geniş konuşalım arkadaşlar. Procedural law'da ne diyoruz? Truth will out. Gerçek ortaya çıkar. Ya da murder will out. You often try hard to reveal the truth. Aslında çok büyük bir çaba veriyoruz yani gerçek ortaya çıksın diye. Ama bir şekilde çıkar diyoruz. Truth will out. Okay. Derseniz ki contract law ile ilgili pek çok şey okuyalım. Aslında 8 saat, 16 saat, 24 saatte buluşsak hem kendi sözleşmeler hukukumuzu hem de İngiliz veya Amerikan hukukundakini bitiremeyiz. Ama yani hadi baştan sona gidelim. Şu işi bitirelim dersek daha geniş dersler yapacağız ileride veya yazılı olarak buluşacağız. Then if you say let's go the whole hog. Yani hadi tamamını bitirelim. Baştan sona gidelim. Go the whole hog. Hog arkadaşlar burada pig. Yani hepsini bitirelim hadi. Finish all the concepts together. We can meet time and again. Again and again. Time and again. Tekrar tekrar buluşabiliriz. For so many different subjects to improve our legal English. If you go back to contracts, arkadaşlar her şeyi yazalım diyorum. The road to hell is paved with good intentions. Cehenneme giden yol iyi niyet taşlarıyla örülmüştür diyorum. The road to hell is paved with good intentions. One must take action. If not, with a contract, we remind them. Kontrat yazılı şekilde bizi hatırlatır arkadaşlar. That's why we write down everything. Bu sebeple her şeyi yazıyoruz. We write down everything. You'd better ask a lawyer to pen the document. Kaleme alması için to pen the document. If I put pen to paper, I will ask for blah blah dollars. Yani bu kadar dolar isterim, 10 bin dolar isterim, $10,000. If I put pen to paper, ben yazmaya başlarsam, bu kadar para alırım. Put pen to paper. Sözleşmeler hukukunda time is of the essence diyoruz bir bölümünde arkadaşlar. Ondan söz edeceğiz. Eğer bir şey çok önemliyse speed is of the essence diyebilirsiniz. Çabuk yapılması. Time is of the essence. İşte siz bunu yapın, biz bunu yapacağız. You do it, we do that. Ne diyoruz sözleşme müzakerelerinde sıklıkla duyduğum bir kelime var. Hold your horses diyor. Ya sen onu yap, ben bunu yapayım. Yani bunu kaleme alamadık yani bunu kararlaştıramadık. Bir sonrakine geçmeyelim. Hold your horses. Biraz yavaş. Let's not waste time with this common or garden dispute. Yani ordinary şeylerle zaman harcamayalım. Daha önemli şeylere vakit ayıralım diyeceğiz. Nelerle vakit harcayacağız? Evet. Onlara karar verelim. Please consult a lawyer. Yours is not a common or garden case. Yani lütfen bir avukata danış. Seninki sıradan bir dava değil. Ordinary değil. Common or garden case. Force majeure'den söz edeceğiz arkadaşlar. Continuous olabilir. Temporary olabilir. Force majeure geçiciyse bekleyeceğiz ama temporary ise bekleyeceğiz ama continuous sürekli bir şeyse sözleşmesel yükümlülüklerimiz ortadan kalkacak. Force majeure commercial frustration'dan söz ediliyor arkadaşlar İngiliz hukukunda ya da Commonwealth'te.
ya da common law'da frustration da aslında unforeseen bir event var ortada. Uncontrollable. That excuses a party to a contract from performing his or her duties under that contract. Yani bir size evini kiralamaya söz verdi ama ev yandı. Ne oldu? Aslında imkansız hale geldi. Yani frustration. Sorulacak belli sorular var. Bunların hepsine evet diyorsanız aslında bu şartlar oluştuysa ne diyorsunuz? That's frustration. Yani özellikle COVID döneminde force majeure, frustration çok öne çıktı. Ne zaman force majeure yazılı mı? Açıkça ben bir madde olarak hep yazıyorum. Pek çok yabancı sözleşmede de görüyorum ama force majeure diye yani kaçınılmaz halleri illa yazmak gerekmiyor. Eskiden pandemik yazmıyorduk. Şimdi yazmaya başladık ve yazılacak hep. Gibi yani force majeure bir yerlerde gizli mi? Frustration'a mı başvuralım? Yani İrlandalı bir avukatla, Gallerli bir avukatla, İngiliz avukatla çalışırken de o term süslere de yani o terminolojiye de yakın olmak lazım. Yani sözleşmeye tam olarak bağlı kalacağız. Kesinlikle onlara uygulanacak diyorsak sanctity of contracts, absolute contracts'tan söz ediyoruz. Ve orada aslında şu söyleniyor: you shouldn't promise what you cannot perform. Yapamayacağın şeyi de söz verme. Onun için sözleşmeye yazdıysan ben bunu absolute contract olarak kabul ederim diyenler de var. Evet arkadaşlar, her dersi clients ve money diyerek bitirelim. Öyle de başlıyoruz zaten, nasıl davranacağımız konusunda da bilgi vererek. Potential clients and money. Burada network'ün öneminden söz etmek istiyorum. Avukat olarak özellikle, especially if you are going to work as a self örnek sözleşmeler paylaşılabilir. Daha çok zaman alacak olduğu için o şekilde gitmiyorum ama ileride onu da yapabilir. Sözleşme paylaşılabilir. Network'ten özellikle söz etmek istiyorum arkadaşlar. Ordinary people, professional contacts or friends and family members are important. Çünkü bu insanlar size iş için gelecek. Be in communication with your professional contacts all the time diyorum. Yani profesyonel kontaklar nedir, bunları hep takip edin. If you have a lot in common with somebody, that person will possibly be your client in years to come. Gelecek yıllarda sizin müvekkiliniz olacaktır. Yani siz ne seviyorsanız o çevrelerde bulunuyorsunuz ve o çevrelerdeki insanlar bir şekilde müvekkiliniz oluyor aslında. Yani sizin tarzınız çevrenizi, çevreniz de müvekkillerinizi olarak şekilleniyor. Son olarak da command kelimesinden, comment değil arkadaşlar, D ile comment. Last time I was commended for my presentation of the lecture by hundreds of colleagues. Pek çok meslektaşım tarafından övüldüm. Güzel geri bildirimlerde bulunuldu. I was commended for something. They said your efforts are highly commendable. Övgüye değer. Geçen de izlediğim bir filmde de görmüştüm. Commendable diyor. Yani övgüye değer ama kabul etmiyor tabii ki. I hope this lesson has also been commendable. Yani bu da formal bir kullanım olduğu için tekrar tekrar söyleyeyim. Yani umarım bu ders de övgüye değer olmuştur. My aim is to make you comment on legal issues from so many different areas of law. Comment dediğimiz için comment'i de söyleyelim. If two lawyers comment on a legal issue, at least en az three different opinions come out. En az üç düşünce ortaya çıkar ya da en sonunda at last da diyebiliriz. A lawyer never say no comment, but try to make fair comments, not rude ones. Yani yapacağımız kritiğin de nasıl olacağına, yorumunda nasıl olacağına dikkat etmemiz lazım. You'd better be communicative. Yani iletişime açık olmanız çok güzel bir şey. And have much better and wonderful communicative skills than others. İletişim becerilerinizin de diğerlerinden iyi olması iyi olur. But please always give your opinions in a convenient way and with dignity. Yani bir vakarla, biraz ağır başlılıkla verelim görüşlerimizi de. Not like a chatterbox or a sports commentator. Değil mi? Yani böyle bir spor muhabiri gibi bla 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 ya da chatterbox, hani sürekli konuşan bir tarzda değil de. Talking a lot does not mean that you're a good communicator. Çok konuşmak iyi bir iletişimci, görüşlerini iyi aktaran insan olduğumuz anlamına gelmiyor. Türkçe'de de yabancı dillerde de aynısı var. Söz gümüşse sükût altındır. Bazen insanlar ne kadar hoş sohbetsiniz deyip gidiyor. Aslında siz hiçbir şey söylemiyorsunuz. Sadece konuyu belli sorularla açıp çok güzel dinliyorsunuz.
Buna dikkat edelim arkadaşlar. Evet, commendable dediğimiz şey aslında Latince'de de commendatio diye geçiyor arkadaşlar. Bu da commendation'la aynı. Ve dersimizde ticaret olduğu için geçen sefer de bahsetmiştik. Ticaret adamlarının bakış açısından söz ederek kapatalım. I have told you that business people are eager to snap up bargains, yakalamaya, böyle kelepir şeyler yakalamaya isteklilerdir. They are very eager to snap up bargains. We can also say they try to pick up some real bargains. Pick up. They shop around first. Piyasayı iyi koklarlar, bakarlar. Most of the time this is done online in recent years. Online olarak Çin'den Japonya'ya pek çok yeri görebiliyorlar. They strike while the iron is hot. Yani demir aslında sıcakken vuracaksınız, döveceksiniz. Yani they make use of an opportunity immediately. Arkadaşlar, şans bir görünür bir kaçar. Onun için göründüğü zaman bunu yakalayabilmek ticaret adamının en büyük becerisidir. They know their financial position better than accountants. Yani muhasebecilerinden çok daha iyi bilirler financial position'ını. It said that I'm again in the red. Yani hesaplar eksi de in the red, in the black. Hesaplar artı da in the black, in the red, eksi de. Ve onlar mallarını gayet güzel pazarlarlar. Praise, överler. Praise their goods. Simplex commendatio non obligat. Latince bir terim arkadaşlar. A simple praise or recommendation does not bind, impose liability. Sizin üzerinize bir sorumluluk yüklemez. Bağlamaz sizi. A simple praise or recommendation. Satıcının malını övmesi garanti değildir. You also need some common sense, of course. Yani siz de gözünüz açık olacak tabii ki, alıcı olarak bakacaksınız. Özellikle property sales konusunda kullanılan, commonly used, genellikle kullanılan bir terim var. Caveat emptor, bir de caveat venditor var. Venditor, vendor is responsible for the defects. Yani vendor, satıcı, sorumludur. Caveat emptor da alıcının dikkatli olması gerektiğini söylüyor. Ve bu şekilde arkadaşlar bugünkü dersimizi tamamlayalım. I hope you all had grand time. Grand yine British informal. Grand time. Grand, binlik, papel. Pek çok farklı şekilde kullanabiliriz. Grand deyince benim aklıma $1000 geliyor. See you next time. Bye. Arkadaşlar lütfen yine çıkmadan önce dersimizi 5 üzerinden bir en kötü, 5 en iyi notlarsanız ve daha iyi olmasını beklediğiniz şeyleri söylerseniz çok sevinirim. Ben elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Bu dağınık anlatış başından, sonundan, ortasından arkadaşlar sizlerin pek çok terime aynı anda dokunabilmeniz için, inanın bir metin okusaydık bu iki saat içinde bu kadar terimin üzerinden geçemezdik. Bu kitap ortaya çıktığı zaman diyeceksiniz ki biz nelerin üzerinden geçmişiz. Hem bu metni tam olarak okuyacaksınız, hem arkadaki vocabulary'e bakacaksınız. Ve benim arkadaşlarımla paylaştığım şöyle bir şey vardı. Sizinle iki gün buluşacağız. 8 saatten veya 10'ar saatten, 16 veya 20 saatte tüm İngilizce kelimelerin, hukuki kelimelerin 50'de birini birlikte geçeceğiz diye bir iddiam vardı. Şimdi 16 yapamadığımıza, 8 yaptığımıza göre %1'i. Ben bunları tek tek sayacağım. Saydım zaten bu dersi oluştururken. Siz diyeceksiniz ki bu bölgede ne kadar hukuki kelime varmış, ne kadar hukuk dışı kelime varmış ve ben nereye ne kadar hakimim göreceksiniz. Metni de okuyacaksınız. Çok faydalanacaksınız. Kitap gelecek diye aynısını YouTube'dan ve Türkiye Barolar Birliği'nin sitesinden takip edebileceksiniz diye ve tahtaya bir şey yansıtıldığında o kelimenin internetten anlamına bakan arkadaşlar görüyorum. Ben de çeşitli eğitimler takip ediyorum arkadaşlar. Tahtada bir şey yazdığı zaman ilgi o tarafta oluyor. Uzun yazılırsa da tamamen orada oluyor. Siz benim söyleyişime bakın. Çünkü Türkçe konuşurken yüzün aldığı bir şekil ve dudakların bir oluşumu var. Ama wow derken, wonderful derken, V sesinin ve W sesinin çıkarılışında dudakların, yüzün aldığı bir hal var. Siz lütfen buraya bakın diye ve birbirimizi göremesek de bir iletişim kurabilelim diye bunu seçtim. İnşallah barolarımızda
yüz yüze eğitimlerimizde en kısa sürede görüşmek üzere. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Umarım çok fayda sağlamışsınızdır. Olumlu olumsuz görüşlerinizi Türkiye Barolar Birliği'ne bildirirseniz kendimizi geliştirmemize de vesile olur. Ben sizlerle birlikte olmaktan çok mutluyum. Haftaya inşallah görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.